Muhtar siyasetsiz, siyasetçi de muhtarsız olmaz. Herkes aklını başına alsın. Önümüzde yerel yönetimde seçimleri var. Siyaset muhtarlardan geçer. İrade muhtarlardadır. Muhtarlar kimin temsilcisi? Vatandaşın, milletin, halkın temsilcisi muhtar. Bizi tanımayan, ister siyasetçi, bizi tanımayan, ister bürokrat, onların mercilerinin nereye olduklarını biz biliyoruz. O bakımdan bundan sonra yalnız değilsiniz. Onu bilin. Başkanım bizi, yalnız değiliz. Biz yalnız değiliz. Evet, evet. Bizi izleyenler de bilsin ki yalnız değil artık Kars. Aynen öyle. Buradan bir yeni bir güneş doğmuştur ülkenin üstüne. İnşallah. Birlik beraberlik içerisinde diğer illere de, diğer ilçelere de şunu açıkça söylüyorum. Ulaştırma imkanınız varsa onu yapın. Muhtar hizmet adamıdır. Muhtar vatanını sever. Muhtar milletini sever. Muhtar bayrağını sever. Birlik beraberlik olmadan, her zaman beraber olmadan yanadır. Ayrıcalık olmaz. Bizim herkes kardeşimiz, herkes ablamız, herkes, her küçük çocuk yeğenlerimiz, canımız, ciğerimiz. Onun için Kars'a dikkat edin bundan sonra, Allah azim verirse. Bu enerjiyi nereden alıyorsunuz? Ben enerjiyi sevdiğim için alıyorum. Bu toplumu sevdiğim için alıyorum. Açık yürekli konuşuyorum. Cenab-ı Allah'tan başka kimseye bir düzek tarafım yok. Bir taraftan bir menfaatim yok. Menfaat karşılığı ben bu işi yapmıyorum. Gönülden geliyor. Yaşadım mı? 20 sene bir fiil yaşadım bunu ben. Değerli kardeşim Orhan'la birlikte bir program yaptık. İnşallah devamı daha güzel olur. Onunla ilgili geleceğimizin parlak güneşi muhtarlarımızla kucaklaşmaya geldim buraya. Bu muhtarlarımız benim canım, ciğerim, kardeşlerim. Bu muhtarlarımız inşallah burada bu attığımız yeni bu kıvılcımı daha çok meşaleler olarak yakacaklardır. Kardeşlik içinde yakacaklardır. Birbirine sarılarak yakacaklardır. Güçlü, yarının en güçlü toplumu muhtar camiası olacağını ben inanıyorum. Onun için vesile olmandan dolayı, değerli kardeşlerimden buraya gelmelerinden dolayı hepsine, başta Orhan kardeşime, Yusuf Efendi değerli başkanıma, sizlere, size de değerli basına şükranlarımı ifade ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da Kars'ta daha çok muhabbetlerimiz olacak. İşte belki burada bir gezeceğimiz, gideceğimiz yerler olacak. Hatta bizim değerli başkanıma oraya da gideceğiz. Allah nasip ederse. Muhtarlarımız da yarın gelmemezlik yapmasınlar. Sürprizlerimiz olacak. Ne diyorsun hanım? Sürprizimiz olacak. Ebediyen bir hatıra kalacak. Yani bugün, yarın devam etsene, devam etmese de orada bir, hiç olmasa zamanında bir beyaz sarı bir adam geldi. Gürledi. Ondan sonra gitti diyeceklerdir yani. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnanın bugün çok mutluyum. Şehitler diyarı bir Kars'ta bulunmanın büyük hazını yaşıyorum. Bir de yarının güneşi doğacak değerli muhtar kardeşlerimle birlikte kucaklaşmanın büyük hazını yaşıyorum. Değerli basın, size teşekkür ederim. Kars'taki bütün bizi izleyen insanlara da saygılarımızı sunarız. Muhtarlara sahip çıksınlar. Muhtarları zaten kendilerinin elinden geldiği kadar hizmetle ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Bundan sonra da yapacaklar. Önümüzde yerel yönetimde seçimleri var. Kimisi kalır, kimisi gider ama geride kalan hoş sedadır. Bizim Kars'taki şubemiz 1985'lere dayanır. Bu toplum birbirine kenetlenirse seçilmiş olan güçlü toplum kendi varlığını gösterir. Eğer birbirinize kenetlenmezseniz biriniz dalınızdan, biriniz bacağınızdan koparır. O zaman hizmet alamazsınız. İşin açığını söyleyeyim. Doğru. Bizim her zamankinden çok birlik beraberliğe ihtiyaçlarımız var. Böyle bir kıymetli kardeşim, yüzüne değil söylemiyorum, riya olmasın, haberin olsun, onu da sevmemiş riyayı da. Gerçekler bu.
İnsan bir adım bir yere girdiği vakit ben bu işi yapacağım dediğinde derlemesi, toplaması lazım. O zaman ne olur? Şuradan aşağı indiniz, yürüdüğünüz vakit inanın siyasetçisi de, bürokratı da, halkı da burada ne giymiş diye bakıştırırlar. Ben bu işe başladığımda saçlarım simsiyahtı. Bizim orada para pul yok, hiçbir şey yok. Onu bilin yalnız. Bu bir hevestir. Bu bir iştahtır. Türkiye Muhtarlar Derneği, Türkiye'de ilk defa kurulan 250'nin üstünde aktif ve bura gibi aktif ve pasif olan şubeler olan bir dernek. Şu anda biz 50.279 muhtarlar, orada mahalleler oluyor. Dikkat edin. Bu kurum böyle mi olacak? Federasyonu kurduk. Türkiye'nin ilk federasyonu kuran Ramazan Özünü. Aksini iddia etsen görev bırakın. Net konuşuyorum. Ama ne oldu? Birileri çıktı. Efendime söyleyeyim. Bu tarafa doğru çekti. Birileri çıktı. O tarafa doğru çekti. Birileri çıktı. O tarafa doğru çekti. Niye? Çünkü ben Ankara'ya ah keşke böyle kardeşim olaydı sizi de getireydim oraya. 7.235 lira muhtarı getirdim. Ben de Cumhuriyet. Ha. Ama karşılıklı. Ya kurtaramazsınız. Bakın. 30 ilin yapılışında yasalarla oldu büyük şehirler. Hepsinin yasa taslağına varım. Ankara'da plan meclise, Türkiye Cumhuriyeti Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi plan bütçede varım. Ama biz yapıyoruz, başkaları çıkıyor dedi ki orada biz yaptık diyor baba. Belgeyle konuşuyorum. Hepinize belge verebilirim. Açın tutanakta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konularla ilgili. Kim çalışmış? 3 gün orada. Meclise kaç gün? 1,5 ayın üstünde mecliste plan bütçede çalışmış. Ama bu neden? O birinci yaptığım büyük toplantıda sizin gücünüzü böyle alarak ben bunu yaptım. Yani ülkemizde bulunan muhtar camiasının gücünü alarak yaptım. Sonradan ne oldu? İşte sonradan hesabına gelmeyenler tırtıklamaya başladı. Başka dernekler kurdular, birbirine ettiler. Kurdası okursunlar. Bundan inşallah yarın daha da konuşuruz bu meseleleri. Birlikte hareket edin. Belgeni derneğinize. Biriniz gidin, biriniz gelin. Biriniz gidin, biriniz gelin. Boş bırakmayın. Asla. Niye? Bura bir arı kova. Ne gibi? Dolsun. Gelen giden olsun. Çalışılsın. Kamuoyu da desin ki Allah. Siyasetçiler gelen gelsin. Gelen gören gelir zaten bu defa. Şimdi onun için ben bizim Orhan dedim ki sağ olsun. Orhan'ım beni bir dakika durma. Yemek ben yemeyeyim ben bırak. Ben bu işe gönül vermişim. Biz yerlere gidelim. Kamuoyuna gidelim. Şuradan çıkalım beraber yolla yürüyelim. Anladın mı ne demek istediğim? Evet. Kamuoyu olsun. Gücünüz meydana çıksın. Evet. Birlik beraberiniz olsun. Yarın bu kapıyı nereye çalacak göreceksiniz. Ezra abi ilk öncelikle Sayın Başkanıma teşekkür ederim. Ankara'dan buraya geldiği için, bizi onur ettiği için. Değerli muhtar arkadaşlarıma da teşekkür ederim buraya katılım sağladıkları için. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu bizim ilk günümüz. Bundan sonra daha güzel günlerimiz olacak. Bazı yerlere ulaşamadıklarımız yerlere başkanımız sayesinde ulaşacağız. Mesela İçişleri Bakanlığı'ndan randevu alma taleplerimiz falan bunları daha kolaylıkla alacağız. Hep birlikte alacağız. Bazı ileriki zamanlarda gezilerimiz olacak. Tüm muhtarlarla gezilere katılacağız. Diğer muhtar arkadaşlarım bunları kısım kısım bazı yerdeki muhtarlarla da tanıştıracağız. İnşallah önümüzdeki yıllar daha güzel olacak. Muhtarlığı kazanacak olan arkadaşlar da kaybedecek olan arkadaşlar biz yine beraberiz. Çünkü sadece buraya üye olanlar muhtar olan üyeler değil. Yani muhtar olmayıp da seçilmeyecek olan arkadaşlar üyelikleri devam etmektedirler. Ve emekli muhtarlar da, daha eski muhtarlar da tekrar üye olabilirler bizim buraya. O yüzden buranın daha da güçlenmesi lazım. Bunu il bazında ilçeleri de üye yapmamız gerekmektedir. Yetkiyi buraya veriyorum. Bütün ilçelerle ilgili yetkiyi ağa kursun. Veriyorum. Kendi genel başkan, il başkanı. Buyur. Bunu evet. İlçeleri de buraya üye etmemiz lazım. Gerekiyor. Selim ilçesinden Arpaçay'da başkanımız, değerli başkanımız. Başkanımız da burada. Yani dayanışma bundan sonra Allah'a izniyle. Bundan sonra dayanışma içerisinde olduğumuz zaman asıl en büyük sivil toplum örgütü muhtarlardır. Evet. Ama biz birbirimizin kadrini bilmiyoruz. Biz bu örgütün kıymetini bilmiyoruz.
Bugün bizim muhtarlarımız bir kurumda basit de veya üst düzeyde bir müdürün karşısında seçilmiş bir kişi bizim muhtarlarımız. Onlar resmi memur ama bizim muhtarlarımız onların önünde saygıdan ön eğiyorlar. Ceketini ilikliyorlar ama bu saygıyı da onlar tabii ki bertaraf ediyorlar. Nasıl? Sanki muhtarlar hiç yokmuş gibi, muhtarlık basit bir şeymiş gibi gören kurumlar var şu an. Bunu gören siyasetçiler de var. Halbuki burada en büyük örgüt biziz. Sivil toplum örgütü en büyük biziz. Bizim bu şehirde var olduğumuzu bildirmemiz gerek. Çünkü en büyük varlığımızdan, en büyük arkamızın dayanığı Cumhurbaşkanımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara vermiş olduğu değeri hepimizin bilmesi gerekiyor. Bu verdiği değeri de bizim de değerlendirmemiz gerekiyor. Ama biz değerlendirmiyoruz. Kars muhtarları olarak. Biz hepimiz paramparçayız. Şimdi yeniden toparlanıyoruz. İnşallah birlik beraberliği içerisinde olacağız. Ve bundan sonra herhangi bir yanlış, bir kurumun yanlışını gördükleri zaman muhtarlarımız topluca beraber bir şikayet derneği olur. Biz de şikayetimizi Sayın Valimize bildiririz. Bu kurum, bu muhtarlarımıza bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil yanlış yapıyor. Sayın Valim inşallah o kurumun hakkında çözümlerini bulurlar. Ama tek gidip de bir çözüm bulmaya kimsenin tek gücü yetmez. Her zaman birlik beraberliği içerisinde olmamız gerekiyor diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma da tekrar bize onur ettiği için tekrar teşekkür ederim. Evvela bizim ülkemizde uğraşanlara, insan hakları diye bas bas bağıranlara, şu en son dönemdeki olan ülke gündemindeki rahatsızlık, Batı'nın da AB'nin de sesinin çıkmayışı, demek ki bunlar esasını dost değil, dost gibi gören düşmanlardır. Bunların tuttuğu adamların, bunların tuttuğu ülkelerin, ben en son yaşadığımız şu dönemin içerisinde üzülerek bunu söylüyorum, körpe körpe çocukların gitmesi, insanların, kadınların gitmesi, bu vahşeti de sizin aracınıza kınıyorum. Çünkü dünyada en güzel şey kardeşlik. Dünyada en güzel şey barış içinde yaşamaktır. Dünyada dost olup da düşman olarak duran insanlara da kınıyorum. Biz Yüce Türk milleti her zaman dik duran, her zaman davasının peşinde koşan bir millettir. O bakımdan gürleyen bulutlar, kararan bulutlar bizim üstümüze gelmesin. Bizim üstümüze geldiği vakit Avrupa'sı da, ABD'si de geçmişten ders alarak herkes Çanakkale gözünü alsın derim. Hep birlikteyiz. Söyle biz milletin parası. Bugün çok sevinçliyiz çünkü Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkanımız Kars'ta bulunmaktadır. Daimi olarak devletin, milletin hizmetindeyiz. Hepsine hoş geldin diyoruz.